Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar, değerli izleyenlerim. Bir Ramazan gününde daha birlikteyiz. Cenab-ı Hakk'ın bütün güzellikleri, rahmeti, bereketi hanelerinize doldursun inşallah. Güzel bir Ramazan geçiriyoruz elhamdülillah. Bir takım ufak tefek sıkıntılar tabii ki her zaman dünya üzerinde var oluyor, olacaktır. Onların sona ermesini niyaz ediyoruz. Sadece Manisa'mızda, yurdumuzda değil, bütün dünya için dualarımız, bütün insanlık için dualarımız. Özellikle başta e, Türk dünyası, İslam dünyası e, bu coğrafya için ama ve bütün insanlık için. Çünkü insanların birbirlerine zararları oluyor. Bir kısmı iyi, bir kısmı kötü olursa. Onun için bütün insanlık için dua ediyoruz. Bütün insanlığa inşallah rahmet ve bereket ayı olsun. Ramazan-ı Şerif, insanlar akıllansınlar. Ramazan'ın ilk günlerinde biliyorsunuz, yani yapılan zulmü biliyorsunuz, unutmadık. Hemen hemen her yıl Ramazan ayında İslam dünyasına, Orta Doğu'ya bir problem, bir saldırı, bir efendim zulüm, bir, herhangi bir ülkesinde, bir yerinde, bir köşesinde ama Gazze'de, Filistin'de veya Irak'ta, Suriye'de orada burada binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan maalesef, maalesef zulme maruz kalıyor. Onun için duamız Cenab-ı Hak'tan bunlar son bulsun. İnşallah Müslümanlar da kendine gelsinler, daha şuurlansınlar, daha bilgiyle donatımlansınlar. Ee, İnsanlar çocuklarını yetiştirsinler, cahil bırakmasınlar, okullara göndersinler, kız erkek demesinler, efendim 3-5 kuruş dünya metaı için okula göndermemek gibi düşüncesi olanlar var. Bütün bunlar son bulsun inşallah da insanlar e, hak ettiklerini bulsunlar. Korkarım ki biz bunları hak ediyoruz da başımıza geliyor bu sıkıntılar. Evet yani biz güzel şeyleri hak etmiş olalım. Allah'ın dediği yolda gidelim, sevgili peygamberimizin bize gösterdiği yolda gidelim ki bu acıları, bu sıkıntıları yaşamayalım inşallah. Efendim bugün Yunus'tan bahsedeceğim, ee, yani kısaca bahsedeceğim, kalkıp da bütün program boyunca bu güzel saatlerde sizleri, onun hayatını, tarihçesini, değil öyle değil ama Yunus bizim baş tacımız. Hazreti Mevlana gibi Hacı Bayram Veli gibi büyüklerimiz bunlar hakikaten manevi önderlerimiz. Anadolu'da Ahmet Yesevi ile başlayan bu akım Anadolu'muzda bütün güzellikleri getirmiş. İslam'ın sevgili peygamberimizin mübarek hayatından aldıkları güzellikleri Anadolu'muza yaymışlar bu güzel insanlar, bu büyük Allah dostları, bu veli kulları. Onları hiç unutmayacağız. Daima zaten milletçe de büyük bir bağlılık gösteriyoruz. Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Efendim Üftade Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri, Efendim İstanbul'da Eba Eyyübel Ensari sevgili peygamberimizin dostu, evinde misafir kaldığı Medine-i Münevvere'de. Bu güzellikleri unutmayacağız. İşte Manisa'mızda Yiğit Baş Veli Hazretleri, Aynalı Hazretleri var. Her tarafta efendim Allah'ın sevgili dostları var. Elhamdülillah. Bunlara karşı daima Fatihalar göndereceğiz. Onları yürekten anacağız saygıyla. Ee, bakalım Yunus Emre Hazretleri ne demiş? Onu bize bize de beslemek e, hatta yarışmaya katılıp orada derece almak nasip oldu. Elhamdülillah. Şimdi e, onu da okuyalım. Ey canıma cananım. Ey derdime dermanım, alemlere sultanım, medet Allah'ım medet. Bu derdim olmaz gibi, Azrail gülmez gibi, umduğum olmaz gibi medet Allah'ım medet. Dünyayı baki sandım. Gaflet içinde kaldım. Ölüm var imiş, bildim, medet Allah'ım medet. Aşık Yunus, kıl zarı. Günahım yusun, yusun bari. Göresin peygamberi, medet Allah'ım medet. Evet, Hazreti Yunus Cenab-ı Hakk'a öyle bir yalvarıyor ki medet diye, gerçekten pek hoş. Karşıar makamında bestelendi efendim. Ee, canımın cananı sensin, derdimin dermanı sensin diyor. Bütün alemlere sultansın, padişahsın, alemlerin Rabbisin diyor. Medet Allah'ım diyor. Öyle bir derdim var ki diyor, dert burada şikayet anlamında değil bu derdim onmaz gibi, geçmez, onulmaz bir yara gibi. Nedir o sana olan aşkım? Azrail gülmez gibi, sana kavuşmak istiyorum bir an önce ama Azrail gülmez gibi, gelmez gibi, gülmez gibi diyor yani. Umduğum olmaz gibi, umduğum olmuyor sanki diyor. Medet Allah'ım medet. Dünyayı baki sandım. Öyle bağlandık ki yani sana bir türlü kavuşmuyoruz. Ya Rabbi, işte dünya sanki buaki Hep yaşayacağız sanki dünyada. Halbuki bu benim için bir gaflettir. Gaflet içinde kaldım. Ama ölenleri görüyorum. Ölüm var imiş, bildim. Medet Allah'ım, sana sığınıyorum. Medet Allah'ım, medet. Aşık Yunus, kıl zarı. Ağla aşk Yunus, ağla. Günahım yusun bari. Sen ağla da günahların dökülsün gitsin. Yıkansın. Yusun. Yumak evet. Göresin peygamberi. Böylece o aşkla, o sevda ile öyle ağla ki, öyle ver ki kendini sevgili peygamberimiz de görmek, ona kavuşmak, cennetlerde buluşmak sana nasip olsun diyor. Okuyalım mı efendim? Okuyalım. Hadi Karcar Makamı'nda bu ilahi okuyalım. Sonra da sevgili hocam Amir Ateş'ten bir beste okuyalım. Ramazan'la ilgili. Ey canım, cananım, ey derdime dermanım, alemlere sultanım ne medet Allahım medet meded Allahım medet alemlere sultanım medet Allahım medet meded Allahım medet Allah bu derdim olmaz gibi Azrail gülmez gibi Umdum olmaz gibi Medet Allah'ım medet Meded Allah'ım medet. Allah Umdum olmaz gibi medet, Allah'ım medet, medet Allah'ım medet. Efendim, tabii e, hiç olmazsa bir ney, e, bir kudüm, bir e, yaylı saz olsaydı yanımızda, Tabii Ramazan'da uykular, saatler, her şey değiştiği için dünyalık değiliz, ahiretlik oluyoruz. Onun için pek sesimiz falan da şey değil. Daha fazla sizleri üzmek istemem. Bir ilahi daha okuyacağım inşallah. Ama onu okumadan önce Yunusa bir sesleniş okumak istiyorum. Ee, rahmetli babamın kaleme aldığı, Nur içinde Yatsın, bir Yunus Emre, e, gönülden dostuydu, bir Yunus Emre aşığıydı. Ee, şöyle hitap etmiş, bir baştan, bir başa, bu yurt, uğrağın, arifler gönlüne kurdun, otağın, sönmüyor ruhlarda, nurun, ışığın ozanlar ozanı Yunusum gel gel bana bir nefes et gelmeden ecel her belde bir mezar kazmış Yunus der taşına bir emre yazmış Yunus der çok aşık kendine şimdi Yunus der. Makberin arifler gönlü sultanım. Yunus'um, dervişim, yüce hakanım. Karaman, Konya'ya vardım, oradasın. Salihli, Kula'da sordum, oradasın. Erzurum, Sivas'ta durdum, Ordasın ozanlar ozanı Yunusum gel gel bana bir nefes et gelmeden ecel Eskişehir Bozkır senle övünür Aksaray Keçibor senle sevinir Turgutlu Demirci ağlar dövünür Sakarya Porsuk'ta çağlar avunur. Makberin, arifler gönlü sultanım. Yunus'um, dervişim, yüce hakanım. Aşk sili çağlayıp açar güllerin. Bin asır geçse de taze dillerin. Gülistan içinde hoş bülbüllerin öttükçe bu verir mor sümbüllerin. Makberin aşıklar gönlü sultanım, Yunus'um, dervişim, yüce sultanım. Garibim kapında titrer yüreğim, yaşarken aşkınla ben de yanayım. Deryayı aşkına dalmak dileğim, ozanlar ozanı Yunus'um. Gel gel bana bir nefes et gelmeden ecel. Bozkır'ın güneşi Bozkır'da batar. Sarıköylü Yunus gönlümde yatar. Ozanlar dizilmiş hep nöbet tutar el pençe olmuşlar. Hepsi can atar ey Türkmen yücesi Yunus'um. Gel gel bana bir nefes et. Gelmeden ecel. 1970 tarihli var altında. Evet. Rahmetli babacığım çok Yunus'tan okurdu. İlahiler, kasideler bizim gibi. Ve yazardı. E, o aşkla yazdığı, kaleme aldığı bir şiiri böylece okuduk. Onu da şu mübarek saatlerde rahmetle analım. Hem Yunus'umuzu hem bütün hak aşıklarını hem de rahmete giden anne ve babalarımızı bizim de bu kaleme alan kitabın sahibi rahmetli babacığımı anmış olalım. Mübarek Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden onlar da istifade etsinler efendim cümlesi. Çünkü müminlere rahmettir mübarek Ramazan ayı. Evet. Şimdi sevgili dostlar mübarek Ramazan için değerli hocam bestekar hafız hem güftesini sözlerini yazmış hem bestelemiş eviç makamında bir ilahisi var. Okuyoruz bunu zaman zaman. Onu şimdi sizlere takdim edeceğim. İnşallah. Ee, bu güzel ilahiyle hem Ramazan'a elveda diyeceğiz. Bunu önce birinci kıtasını merhaba diye okuyoruz. İkinci kıtada da elveda diyoruz. Çünkü Ramazan'a hoş geldin ilahimiz var, benim de var biliyorsunuz. Hoş geldin diye Ramazan'ı karşılıyoruz. Hüzan makamında bir ilahimiz. Efendim Eviç makamı Acem Aşiran makamı, e, Hüzam makamı, e, Ramazanlarda özellikle efendim Hicaz, Hüzam, Segah, Eviç ve bilhassa Acem Aşiran makamları, Ramazanlarda Acem Kürdi makamları Ramazan ilahileri için daha bir hoşa giden, daha bir gönülleri yumuşatan makamlardır musikimizde genelde ilahiler böyle bestelenmiştir. Herkesin dilindedir pek çoğu. Sevgili peygamberimize hitaben birçoğu tabi Yunus'a ait. Binlerce Yunus'un bize miras bıraktığı güzel ilahi sözleri. Bunlardan beslenenler var. Bir de bestekarların kendi duygu ve düşünceleriyle gönüllerinden kopup gelen mısralar var. Efendim, şimdi bunu okumaya çalışalım. Sesimiz çok iyi değil ama Ramazan'da yorgun oluyor. Uyku bölünüyor. Şikayet anlamında söylemiyorum. Allah bereketini veriyor. Elhamdülillah şikayetimiz yok. Daha sağlıklı, daha sıhhatliyiz. Ama ses öyle bir şey ki sesiyle çalışanlar bunu bilirler. Okuyucular, şarkıcılar, işte hafızlar, mevlütanlar mutlaka 5-6 saat deliksiz bir uyku ister ses. Ses telleri dinlenmesi, randıman vermesi için, sesinin parlaklığı olması için e, mutlaka e, o istirahate ihtiyaçları vardır. Müjdeler olsun yine ...geldim ahı mübarek... ...nur saçıldı her yere... ...dahilek ya dahilek... ...müjdeler olsun yine... ...geldim ahı mübarek... ...nur saçıldı her yere dahilek ya dahilek zikru tesbihler ile şükreder insü melek. merhaba ya merhaba dahilek ya dahilek zikir-ü tesbihler ile şükreder ins merhaba ya merhaba dahilek ya dahilek on bir aydır yoldasın Mekke İstanbul'dasın Her münasip kuldasın Dahilek ya dahilek On bir aydır yoldasın Mekke Manisa'dasın Her münasip kuldasın dahilek ya dahilek Çünkü rahmetsin bize Gerçeği bilmek gerek Elveda ya elveda Dahilek ya dahilek çünkü rahmetsin bize Gerçeği bilmek gerek Elveda ya elveda Dahilek ya dahilek Evet efendim Hocama buradan selam olsun. Ellerinden öperim. Benim can dostum, ağabeyim, sevgili hocam, Amir Ateş. Hem yazmış, hem bestelemiş. Evet, acem aşiran ilahi bugün iki sohbetimizi bitirmeden önce bir de yine Ramazan ilahilerinden Efendim e, donandı her yer kandiller ile Doldu camiler efendim müminler ile Zikru tesbihler saf diller ile Sana eylerler efendim şehri ramazan Seni söylerler efendim şehri ramazan Diye bir ilahi var Süleyman Erguner merhumun bestekar, muski, şinas e, hocalarımızdan efendim. Şimdi onun e, evlatları, torunları var. Onlar da muskile iştigal ediyorlar. O ilahi de Acemaşiran ilahi dedik ya biraz önce. Duymuşsunuzdur televizyonlarımızda, radyolarımızda da bu ilahiler sıkça okunan ilahiler. Bir de onu okuyalım, onlara da rahmet niyaz edelim. Allah onlara da bu yapmış oldukları güzel eserlerden dolayı ve mübarek hayatlarındaki diğer hayırlı ve iyi işlerden dolayı Cenab-ı Hak onları da cennetlerine koysun inşallah. Donanıdı her yer kan dililer ile Don yer kan dinlerine doldu camiler efendim müminler ile doldu cami efendim مؤمن لا ري لا ري لا لا elveda git din efendim Şehri Ramazan Efendim son günlerin kıymetini kadrini bilenlerden olalım inşallah. Son günlerde bugüne kadar yapmadıklarımızı yapalım. Vermediklerimizi verelim. Zekatlarımızı, fitrelerimizi mutlaka verelim. Garipleri, yoksulları gözetelim. Vermek, infak etmek çok büyük bir sevap. Çok hele Ramazan'da. Onun için inşallah verenlerden olalım. Sevenlerden olalım. Ramazan-ı Şerif'in orucun kadrini kıymetini bilenlerden olalım. Cenab-ı Hak Kadir gecelerinde bizleri buluştursun. Bayram sabahlarında sevdiklerimize kavuştursun. Bütün geçmişlerimizin aziz ruhi için, Allah rızası için El Fatiha.